Hocam da beyaz tenli tarafından. Futbol için her şey para değil abi. Yani... Batuhan? Ya dilim dönmüyor ya. Böyle oğlum bak, insanlara saygın yok, kendine saygın yok. Bari atana olsun, babana olsun, babana! Adam basketbolu bulan adam ya. Kalçayı koyma var ya, Mehmet Yıldız'ı getir aklına. Mehmet Yıldız, Mehmet abi koyun buraya. Şu. Abi ne var ya, şimdi ben gol atacağıma bahis yapıyorum. Ne var bunda? Bu arada iddia oynayanlara futboldan men etseler de Türksel Süper Lig'de oyuncu kalmazdı. Altay. Batuhan Karadeniz senin Manchester United formanı istiyor. Aslandan kurban olmaz. Sky Spor ekranından herkese merhaba. Arkadaşlar. Ben Batu başlıyor. Başlıyor. Abone olup kanalımızı takip etmeyi sakın ama sakın unutmayın. Videomuzu da tabii ki beğenmeyi. Kesinlikle. Muhteşem bir giriş oldu be. Şahane be. Nasıl Batu. Kurtardım? Nasıl kurtardım seni girişi? Vallahi büyük kurtardın ya. Muhteşemsin. Batu abi, şimdi biliyorsun ki bu eğlence merkezleri, gece kulüpleri senin en sevdiğin şeylerdir. Evet. Buralar mesela yeni açılırken hep bir tanıtım videosu çekilir. Evet. Şimdi, ama burada yapıyorlar mı Türkiye'de? Olsa tamam. Beni çağırırlardı. Beni niye çekmediler hiç tanıtım videosu? Vallahi Antalya'da, Bodrum'da, Çeşme'de, tatil beldelerinde genelde bu olur hep. Şimdi Belarus'ta da... Ruslar. Tabii. Biliyorsun Belarus çok önemli. Çok çok önemli. Bak, beyaz tenli Belarus. Neden Belarus beyaz tenli oldu? Evet. Belarus'ta bir gece kulübünün tanıtım videosunun sonunda Sergen Hoca var. Yürürken, gece kulübüne girerken Sergen Hoca'yı çekmişler. Hocam da beyaz tenli tarafından. Belarus. Hocam da açıklama yapmış. Kime ne kardeşim, ben bekar adamım demiş ya. Ya hocam çok net bir şekilde doğru söylemiş. Hocam bekar. Bekarım ve gencim demiş değil mi? Genç tabii. Ya hocam genç değilsin ama yaşlandın artık. Şimdi bu botoks ona yaptırdı ya hocam. İzleyecek ama. Biliyorsun. Hocam her daim genç. Yakışıklı. Makine gibi. Tabii. Vallahi inanılmaz bir şey. Tebrik ediyorum hocam. Bizim Türk milletini bütün dünyaya tanıt hocam. Belarus, oradan bir Kanada yap hocam. Oradan bir... Amerika mı Amerika? Çıkmışken gez hocam. 2-3 haftaya zaten Allah'ın izniyle yeni görevinde başarılar dileriz. Bir dakika, nasıl yeni görevi? 2-3 hafta sonra. Vallahi. Tabii 2-3 hafta maksimum. 3 hafta sonra imzalar atılır. Hadi bakalım hayırlısı. O zaman tekrar Suudi Arabistan'a gidelim. Belarus'ta. Hocam ya ne film adam. Belarus'a gitmiş. Suudi Arabistan'a gidiyoruz. Suudi Arabistan çok büyük transferler yapıyor biliyorsun. Bu transferlerden sonra da artık Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyorlar. Evet, normal hakları adamları. Bu sezonun sonunda Suudi Arabistan Ligi'nden bir takımın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi bekleniyor. Bir takımın. Sadece bir tane takım. Olmaz ama, ayıp olur. İki de olsun bari. Ama abi ya istemiyor ki Avrupalılar, mesela Real Madrid, Barcelona buna karşı çıkıyor. Niye karşı çıkıyor abi? İstemiyorlar. Tebrik ediyorum Madrid, Barcelona arkanızdayım. Her şey para değil. Futbol da para değil. Futbol için her şey para değil abi. Yani... Batuhan? Ya dilim dönmüyor ya böyle olumu. Yani her şey para değil dediğim anda dilim sanki böyle boğazıma doğru yapışıyor. Düğümleniyor böyle, anladın mı? Olmuyor. Her şey para, doğru. Alın iki takım gönderin. Evet. Üçüncü... Her şey para değil. Bütün bak yıldızlarını falan aldılar Madrid. Her şey para. Bence de her şey. Her şey para bak. Sağlık tabii ki ama ondan sonra para abi. Şimdi diğer konumuz... Sağlık bile parayla Hakan'cığım. Bir tüp kan olmuş 2,5 milyar. Ya evet. Senin transfer olan kankalarından bir tanesi. Kim? Nicola Zaniolo. Ne olmuş kankama? Aston Villa'ya transfer oldu ya. Evet. Aston Villa tesislerinde giriyor, Martinez'i görüyor. Martinez'in yanında giderken elinde naylon poşet, içinde kramponları var. Naylon poşetle gelmiş abi. Aston Villa. Nasıl naylon? Bildiğimiz naylon poşeti ya. Hermes'i falan biliyorsun. Yok yok yok, bildiğin şey. Bin poşeti gibi yani. Bin mi? Ha. Zaniolo hemen uçaktan iner inmez transferden caymasınlar diye hemen poşeti... O da acayip. Bin poşetini nereden buldu? Bildiğin ya. Bin yazmıyor tabii üstüne. Normal yani 25 kuruşluk poşet. Aa, 101 mi? Yani nasıl karşılıyor? Yani Zaniolo sana hiç yakıştıramadım. Sonuç olarak benim kankim biliyorsun. Hiç yakıştıramadım. Ama ben bunun yürüdüğü kadınlardan dolayı da zaten anladım zevksiz olduğunu. Evet.
O mankenle çıktı ya bir tane. Bulgar Zanoğlu'yu tanımayan Bulgar manken. Onu da koyun şuraya. O da rezildi. Poşet moşet 25 kuruş. Anlamadım ben. Çok ilginç. Zanyola bir yere varamayacak galiba. Bizimle değil bu. Zanyola ile olmaz. Bir seneye geri gelir. Biraz da basketbol diyelim mi? Senin çünkü uzmanlık alanı. Basketbolu severim biliyorsun. Pota delik. Ben severim. Evet. Michael Jordan. Tabii ki. Bak orada şey de var. Tabii getir şunu. Verin getir, şunu getir, bana. Getir. Aferin ver. Jordan! Evet Hakan'cığım. Evet. Michael Jordan'ın oğlu Marcus Jordan. 32 yaşında. Marcus. Onu da çok severim. Evet. Michael Jordan'ın efsane Chicago Bulls kadrosundan takım arkadaşı Scottie Pippen'ın eşi Larsa Pippen'la evleniyor. Düğün hazırlıklarına başlamışlar. Eşiyle. Abi Scottie Pippen'ın karısıyla Michael Jordan'ın oğlu evleniyor. Oğlum siz niye bu ülkede kadın yokmuş gibi davranıyorsunuz? Arkadaşının karısına, meslektaşının karısını alıyorsunuz. Oğlum bu ülkede bir dünya insan var. Kadın var, hanım, hanımcık, bayan. Bir dünya insan var. Siz niye millet... Ben anlamıyorum. Niye arkadaşının eşini alırsın yani Hakan? Büyük konuşmayayım yani. Tövbe bismillah. Abi kadın 49 yaşında. Kaç yaşında? 49. Emzirir bunu. Oğlum bak. İnsanlara saygın yok, kendine saygın yok. Bari atana olsun, babana olsun, babana! Adam basketbolu bulan adam ya! Evet. Ya bunlar evlilik hazırlığına başlamışlar. 49 ne ya Hakan abi? Vallahi abi çocuk 32, ya. Kadın 49 yaşında. Ayıp ya. Olmaz abi ya. 17 yaş var arada tabii, ya. Scottie Pippen'la karısı 21 yıllık evliliklerini 2 sene önce bitirmişler. 21 yıl. Abi düşünsene ya. Abi bir de Scottie Pippen yani. Tabii. Scottie Pippen yani bak bir şey söyleyeyim. Hayır da gelmez yani o evlilikten. Scottie Pippen yani Hakan'cığım boş değil. Değil mi? Scottie Pippen. Bak bitmiyor. Ya evleniyorlarmış. Hayırlı olsun. Hayırlı yapacak olsun. Bir şey yok. İnsanların tercihlerine saygı duymak gerekiyor. Evlen kardeşim. Allah rahmet eylesin. Evet geç abi. Şimdi dedene geldik. Bunu salın ya artık. Nasıl? Yine mi bir olay yaptı? Yaptı sürekli. Ama bir sana güzelliği var. Bunun. Sana çok büyük güzellik yaptı. Yemin et. Vallahi yaptı. Onu sonraya değil mi? Sonraya. Onu en son dedenden sana müthiş bir mesaj var. George Jesus dedenden. Jesus demiş ki Neymar sakat geldi. Ne zaman oynayacağını bilmiyorum. Ya Jesus. Sana ne adamın? Adam ne zaman isterse o zaman oynayacak. Ya adama 400 kişilik uçak vermişler birader. Adam öğlen yemeğine İtalya'ya gidecek. Akşam yemeğine Fransa'ya gidecek. Benim hayatımı da Starbucks kutusu kurtaracak. Evet. Tabii. Yere atmayacaksın. Geri dönüşüm atacaksın. Kesinlikle. 400 kişilik uçak ne ya abi? 400 çok kişi. Fazla ya. Öyle bir şey yok. Tanışıklık var mı Neymar'la? Yok. Yok değil mi oğlum? Yok. Kumar da bitirdi parayı orada Paris'te oynarken. Ondan gitti değil mi? Her tabii. Parayı düşürdü. Şeye gitti. Vallahi ben anlamadım ya. Kur'an çarpsın anlamadım. Nasıl bir cesaret değil mi? Sen Neymar ne zaman oynayacak bilmiyorum falan. Hayırdır ya? Ya Jesus orada bulunduğuna dua et sen ya. Ne para Paris'te kazandı? Bitirdi parayı Neymar. Hmm. Her gece kumar oynuyordu. Başka platformdan, canlı platformdan. Her gece oynuyor. Bitirdi parayı gitti Arabistan'da gördü doları. Aferin doğru hareket. Oradan aldığını bitiremez herhalde. Artık yani. Tabii. Space tuşu bozulur. Evet. Ümit Karan'ın uzman olduğu bir konu. Kadın futbolu. Tabii. Ümit abinin biliyorsun. İspanya kadınlar Dünya Kupası şampiyonu oldu biliyorsun. Normal. Neden? Çünkü İspanyol kadınlar topu çok iyi saklıyor. Şu kalçayı koyma var ya. Hmm. Mehmet Yıldız'ı getir aklına. Mehmet Yıldız, Mehmet abi koyun buraya. Şu. Şimdi İspanyol kadınların doğuştan Latin olduğu için salsadan dolayı çıkık kalçaya sahip. Kalçayı bir koyuya geçen İspanyol baktım 3 dakika maç durdu. 3 dakika tuttu topu. Evet. Kupa töreninde İspanya Futbol Federasyon Başkanı Luis Rubiales İspanya'nın forveti Jenni Hermoso'yu dudağından öptü. Susmayacak herhalde telefon. Senin telefonun normal değil mi? Hala devam ediyor. Abi ben size bir şey söyleyeyim. Bak buradan söylüyorum arkadaşlar. Ben mesaj atıp da tek tek yazanlardan nefret ederim. Çin çin. Abi. Adana. Bir dakika açacağım bunu. Aç, diyafona verebilir misin? Vereceğim.
Uğur'cum şu anda yayındayız. Efendim kardeşim, bütün herkes seni dinliyor. Abicim nasılsın? İyiyim, sen nasılsın kardeşim? İyiyim, sağ olasın. Teşekkür ederim. Öncelikle gerçekten şunu söyleyeyim. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim. Duygulandırıyorsun. Duygulandırıyorsun beni, yapma. Sen de iyi ki varsın. Ağzımızdan güzel et geçiyor. Seni izledikçe, tamam mı? Gerçekten motive oluyorum. Futbolu bu kadar sevmeme rağmen daha çok sevgiliyorsun bana. Ya sen nasıl bir adamsın kardeşim benim. Sağ ol kardeşim. Bay bay, hoşçakal. Evet. Şimdi bu İspanya Futbol Federasyon Başkanı Rubiales, İspanya'nın forveti Hermoso'yu dudağından öptü abi. Kupa seremonisinde. Federasyon Başkanı. Abi olacak işte Batuhan, şuna bir şey söyle ya. Nasıl öpmeyeceksin Hermoso'yu da? Oğlum, ne söyleyeyim, Hermoso'yu da nasıl öpmeyeceksin? Manyak mısın sen? Helal olsun başkanım, tebrik ediyorum seni. Çok doğrusun. Kupayı almış ya kendim. Bir öpücük. Heyecandan değil mi? Masum bir öpücükten ne olur. Şimdi buradaki asıl sormamız gereken soru şu. İlk gelen Hermoso mu? Yok. En son geliyor, kupayı kaldıracak. En son. Kaptanı. Tabii. Kaptan hani... Tamam. Kaptana sevgi gösterisi olarak bir buğse alınmış olabilir. Kötü bir niyet yok diyorsun. Kötü bir niyet yok. Ama daha önce sabıkalı. Malzeme olaylarda. Kötü bir niyet yok. Malzeme olayı. Hermoso'yu başkan gözüne kestirmiş. Yani başkana baktım ben. Başkan çok çirkin. Ben varken başkana düşmez. Şimdi... Kenan Yıldız diye bir kardeşimiz var. Juventus'ta oynuyor. Evet. Bu hafta ilk kez 11'e girdi. Hayırlı olsun. Saçları uzun, fizik olarak sana benziyor. Böyle yakışıklı bir oğlan. Fakat şöyle bir olay oldu. Allegri, Juventus hocası dedi ki, Kenan Yıldız hemen yarın saçlarını kestirecek. Maçta saçına yüzlerce kez dokundu. O saçlarını kestirecek, biz de işimizi yapacağız dedi. Çok Tuncay kızdı. Tuncay abi de çok oynardı saçlarıyla. Aa evet. Tuncay abi de çok oynadı. Selam olsun Tuncay abi. Öyle çocuk, yani çocuk. Ya hocam, adamın saçından sana ne ya? Sen işlevine bak. Yok saçını kestireceksin. Oğlum, ya bu gençlerin saçını kesme mevzusunu ben çözemedim ya. Bana da biraz saçma geliyor ya. Ben de, kesme Kenan. Kesme seni. Kestirdi. Seneye alırdık bu oğlum seni kesmeseydin. Juventus'tan. Tabii canım, ne olacak? Hemen buraya. Kesmediği anda kovarlardı onu. Şimdi çok önemli bir konu. Ne kadar önemli? Bayağı önemli. Bahis sebebiyle futboldan 8 ay men edilen İngiliz forvet Ivan Toni, oynadığım bahisler ilk golü atmak için kendimi oynadığım bahislerdi. Sen nasıl bir yalancıymışsın? Evet. Sarı kart almak için milleti biçmeye benzemez bu demiş abi. Adamın bir şey söyleyeyim mi? Harbiden eğer kendi gol atacağına bahis oynuyorsa bunu alamazsın. Adam kendini motive ediyor kanki. Ama men edildi. Böyle motivasyon yok ama ya. Bak kendim açık. Abi ne var ya, şimdi ben gol atacağıma bahis yapıyorum. Ne var bunda? Gol at, kendimi motive etmek için oynuyorum. Ha bak, şimdi ilk sarı kartı görecek diye kırmızı şey olursa ona bir şey diyemem. Ama adam kendini motive ediyor. Kendine de güveniyor. Oynuyor adam gol atacağına. Kaleyi açmıyorlar ki bu adama. Yanlış yapmışlar. Doğru yoldasın. Bu arada iddia oynayanlara futboldan men etseler de Türksel Süper Lig'de oyuncu kalmazdı. Lige 10 ay ara verilirdi. Bıraksınlar bu işleri. Evet. Yine çok değerli kankan Anderson Talisca'dayız. Onu da geç ya. Adam nefret ettir. Görüldü atıyor, dönmüyor. Şimdi biliyorsun dün mukavelesi müfesedilecek. O mu olacak? Takımı hocası gönderiyor. İki tane atmış. İki tane attı. Ne doları diyorsun? Anladı. Baktı Beşiktaş'ta para yok. Verseler de bunlar parayı bize veremez. Ben burada dedi en iyisi dolar molar rahat. Aybaşı hemen para yatıyor dedi. Attı iki tane. Bravo Talisca. Devam et. Altay'da Manchester United için sağlık kontrolünden geçti. Kim? Altay Bayındır. Jordan düşecek. Alın şunu. Jordan'a dikkat et. Oğluna benzemez bak bu. Altay, değer göreceğin yere git kardeşim. United'a git. Gider gitmez de bana oradan bir tane Manchester United forması yolla kardeşim. O bunu yapması lazım artık. Bak Altay, buradan sana sesim. Altay her yerden etiketleyin. Bu videoyu kesiyorsunuz. Ben Batu'nun ne kadar muazzam bir program olduğunu Altay Bayındır artık öğrensin ve kendine gelsin. Yazıyorsunuz. Altay. Batuhan Karadeniz senin Manchester United formanı istiyor. İmzalı bir Manchester United forması yolluyorsun. Hayırlı uğurlu olsun. Oralarda çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Muazzam bir şekilde kardeşim. Ben biliyorsun, sana her zaman güveniyorum. Sen 10 numara bir kalecisin. Bu ülkenin de yıllarca milli takımının kalesini koruyacak kapasite sende fazlasıyla var. Vallahi çok sevindim Altay'ın gitmesine. Vallahi ben de çok sevindim. Vallahi helal olsun. Evet. Şimdi birazdan bir görüntü gelecek. Sorulara geçmeden, izleyici sorularına geçmeden. Vallahi ama.
İzleyiciler de çok fena soru sormaya başladı. Ha. Keşke açmasaydım bunu. Oğlum ne biçim soru soruyorsunuz? İnsanların soramadıklarını soruyorsunuz bana ya. Şimdi birazdan bir görüntü gelecek. Deden sana büyük sürpriz yaptı. Jesus mu? Biliyorsun bir açıklaması vardı. Sana onu sormuştuk. Golcü istediğini söylemişti. Golcüsü geldi. Ve Twitter'da şöyle bir şey dolaşıyor. George Jesus yeni golcüsüne bakıyor. Fotoğraf ver. Allah senin bela. Çok iyi değil mi? Lan bakarken bile duygulandı. Nasıl sövüyor içinden bak bak. Fotoğrafa çok... bak sövüyor şu anda bakarken. Çok iyi değil mi ya? Aşık olmuş bana. Al bunu. Jesus seninle olmaz. Anca böyle beni anca fotomontaj yapıp resimlerden bakarsın bana Jesus. Evet. İzleyici sorularına geçiyoruz. Bir alkış alayım. Çok fena sorular gelmiş. Vallahi ama. Emre Hatalgo diyor ki Beşiktaş haricinde diğer iki büyük kulüpte oynama şansı olsaydı hangisi? Galatasaray. Neden? Galatasaray. Aslandan kurban olmaz. Ömer Faruk sormuş. Kariyerin boyunca 14 takımda forma giydin. Çokmuş lan. Harbiden bana say desen Kur'an çarpsın 14'ünü sayamam şu anda. Bunların arasında oynarken en az keyif aldığın takım hangisiydi? Van Spor. Hayatında kırılma noktası dediğin bir anın var mı? Varsa o anı şarkı olarak nitelendirsen hangi şarkı olurdu? Çok güzel soru. Kimmiş? Allah belanı versin. Allah seni kahretsin. Bana gelen sana gel. Omuzumu çıktığı pozisyon. Yanımda da Arda abi vardı. Allah kahretmesin. Bana gelen sana gelsin. Arda abini çıkardı. O da doğru. Allah korusun. Omuzum çıktı. Olmaz o. Hayatımız... Evet. Hayatımda kırılma anları çoktu benim. Bir tanesi bu omuzumu çıktı. İkincisi de Mustafa Denizli'nin Beşiktaş'la anlaştığı zaman. Mustafa Denizli'nin Beşiktaş'a imza töreni. Bir de omuzumu çıktı pozisyon. Furkan Bayhan'dan çok ama çok kritik. Yıllardır... Oğlum bunlar ne biçim sorular? Merak sonra. Edilen bir soru geliyor. Bak iyi dinle. Dur bir yudum alayım. 2007 yılında Beşiktaş formasıyla Gaziantep Spor deplasmanında 90+3'te kafa golü atmıştı. Ve Beşiktaş bu maçı 1-0 kazanmıştı. Maçtan sonra gazeteler Yıldırım Demirören'in Batuhan Karadeniz'e bu gol sebebiyle dünyanın en büyük yalanı. Etmedi mi? Ne ya? Hayır. İki tane ev hediye etti. Ya işte bak basının ne kadar abartma olduğunu duyun. Dünyanın en büyük yalanı. Yıldırım Başkan bana var ya bir tane şeker vermedi. Şeker. Ne evinden bahsediyorsunuz? Ama çok severim kendisini. Büyük başkan. 12 tane holding var. Ses etme. Evet. Pala çift sıfır kodlu arkadaşımız. Geçmişe gitse hangi milli takım döneminde hangi maça çıkmak isterdi? Bak maçlar şunlar. Şenol Güneşli 2002 Brezilya maçı mı? Fatih Terimli 2008 Almanya maçı mı? Ben 2008 Almanya maçına çıkardım. Sabri abinin dağlara taşlara kestiği maç. Çok iyi maçtı ya. Öf manyak mısın? Hakikaten çok güzel. Çok güzel. Sorular da çok iyi ya. Duygulandırıyorlar beni. Niye böyle acayip sorular? Sen yaşlanıyor musun acaba ya? Ne bileyim benim duygularımın olduğunu anladım. Ve son sorumuz. Yapma ya son mu ya? Neyse hadi sor. Burak Şan soruyor. Ajax'ı reddedip Eskişehir'e gitme amacı neydi? Tüm Türkiye'nin merak ettiği soru budur bence diyor. Üniversite. Ben Batu'nun sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Sky Spor'a abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın! Ciao!